Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala bayram telaşı başladı bile. Farklı lezzetteki çikolatalar ve lokumlar bayram ikramlarının olmazsa olmazı. Lokumuyla ünlü Safranbolu'da da üreticiler bayram öncesi üretimi artırdı. Bolu'daki çikolata fabrikasında da bayram mesaisi var. Osmanlı'dan günümüze kalan lezzetli bir miras lokum. Bayramlarında vazgeçilmezi. Safranbolu lokumuyla ünlü ilçelerden. Su, şeker, nişasta, limon tuzu tamamen geleneksel yöntemlerle üretilen dünyaca ünlü Safranbolu lokumundaki sır, boğazı yakmaması, ağızda yoğun şekerli bir tat bırakmamasında yatıyor. Safranbolu'da üreticiler bayram öncesi talebi karşılayabilmek için üretimi 100 tona çıkardı. Peki vatandaşlar lokum alırken neye dikkat etmeli? Boyalı ve kokulu ürünlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Doğal tatlandırıcılarla ya da doğal renklendiricilerle yapılmış ürünleri ayırt edemezler çünkü. İkincisi de raf ömrü konusu var. Doğal metotlarla üretilen lokum 2 maksimum 3 ay içerisinde tüketilmesi gerekir. Bundan daha fazla raf ömrüne sahip olan ürünlerden de uzak durulmalıdır. Üreticiler tüketicileri özellikle merdiven altı üretime karşı uyarıyor. Sadece çocukların değil, büyüklerin de vazgeçilmezi çikolata, bayramda da büyük rağbet görüyor. Üç vardiya olarak çalışıyoruz. Belli ekiplerimiz gündüz mesailerindeler, belli ekiplerimiz de akşam mesaisinde. Humalı bir çalışmayla bayrama bütün çikolataları yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki kokusu ve damakta bıraktığı tadıyla akıl çelen bu lezzet nasıl elde ediliyor? Bayramın gelmesine sayılı günler kala ikramların baş tacı çikolatanın nasıl hazırlandığını araştırmak için Bolu'da bir çikolata fabrikasına geldik. İşte o eşsiz lezzetin yapılış serüveni. Önce kakao, kakao yağı, süt ve şekerle çikolatanın karışımı elde ediliyor. Ardından bir süre dinlendirilen karışım kalıplara aktarılıyor. Kalıplarda son halini alan çikolata dondurulduktan sonra paketleniyor. İkramlık çikolatalar artık tezgahlardaki yerini almaya hazır.